Peki sen bilir. Efendim programımıza hoş geldiniz. Bugün T24'te Muammer Bural'la beraberiz. Faruk Bey merhaba. Ay Faruk işte bunu bir video yapsaydık bir gün yayınlasaydı. Ha öyle mi? Kayıtta mıydı? Ha tamam bunu yayınlayalım biz. Gülme. Böyle de açabiliriz bence sorun yok. Tabii ki. Şunu gösterdi bize biz kimden kaçıyorduk anne. Ne bir tanıtım yapıldı. Ne bir sevgili Tuğrul Er Yılmaz da arkadan bize. Tabii. Ben hoş geldiniz derim. Ne olacak kamera? Hasan abi geldi. Action'dan hepinize merhaba. Bugün yanımda çok sevdiğim, sizin de çok sevdiğiniz bir konuğum var. Sevgili Melisa Sözen, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mutluyum, iyi ki geldin. Ben de öyle Muammer, çok teşekkür ederim. Heyecanla seninle bir araya gelmeyi bekliyordum evet, ben değil de. Mi? Evet. En başından, ya şimdi bak hemen böyle bir başa döneceğim. Hadi. Bir kere şunu söylemem gerekiyor. Ben büyük bir Perihan Maden hayranıyım. Kitaplarına bayılıyorum. Bütün romanlarını en az 3 kere okudum. Biz kimden kaçıyorduk anne dizi olarak uyarlanacak dediler. Çok mutlu oldum ama hep kafamda ilk soru şuydu. Anneyi kim oynayacak? Melisa Sözen dediler ben böyle oldum. Oh. Aa, ne mutlu bana çok sevindim. Evet yaşasın. Ya, yani senden başka herhalde bu kadar hiç kimse iyi oynayamaz. Ay estağfurullah herkes farklı farklı yorumlardı bence. Çünkü... Bu da benim versiyonum oldu. Hep ama çok teşekkür ederim. Hep çok alçak gönüllüsünüz efendim. En sevdiğim özelliklerinizden biri de bu diye dermişim. Yani dolayısıyla şimdi onlara geri geleceğiz. Tamam. Ben şununla başlayalım istiyorum. Bir, dünyada şu ana kadar izlenen, İngilizce olmayan, hı-hı, Türk yapımları içinde en çok izlenen dizi oldu bu. Evet. Neye bağlıyorsun? Yani zor bir soru. Bence bir, bu bir ekip işi. Metni sevdiler, hikayeyi anlatış biçimimizi sevdiler, oyunculukları sevdiler, karakterlerle bağ kurdular. Bence totalinde globaldeki seyirciye hitap eden bir iş oldu. Hani belki uzun vadede bunu analiz etmek daha verimli, daha anlaşılır şeyler söyleyebilirim üzerine. Ama ben de henüz heyecanlı yaşadığım ya. İçin ama yani totalle yani gelen yorumlara bakıyorum mesela. İkinci sezonu istiyorlar. Hı. İşte oyunculukları çok sevmişler, hikayeyi çok sevmişler. Yani bilmiyorum. Müthiş. Bence totalini hitap etti. Müthiş bir duygu herhalde, değil mi sevinç? Çok güzel bir duygu. Ha. Evet, ben çok tabii ki mutluyum çünkü hani en çok istediğin şey, hı, bir işi bitirdiğin zaman seyirci de karşılığını, hı, bulması. Beğenmeleri, olumlu tepkiler gelmesi ve çok fazla insana ulaşması. Bu da zaten hani gerçekleşti. Ve devam da ediyor. Üçüncü hafta hala, aynen, en çok izlenenlerde bir, evet, numarada. Dünyada da zannediyorum dördüncü sırada falan, evet, var şimdi. Bu program çekildiği anda. Aynen. Üçü bitirdik. Dördün içindeyiz şimdi. Şimdi bir de Melisa bana neyi gösterdi biliyor musun? Aslında bilmiyorum bunu söylemem çok doğru olacak mı? Kendi ayağıma... Su için bir dakika. Ha, hayır. Ne soracağım? Kendi ayağıma sıkıyor, ha, gibi olacağım. Şimdi bir kere şunu gösterdi bize biz kimden kaçıyorduk anne. Ne bir tanıtım yapıldı. Ne bir sevgili Tuğrul Er Yılmaz da arkadan bize. Bu da hoş oldu efendim. Evet. Sevgili Tuğrul anımız Er Yılmaz. Anımız oldu birlikte. Evet. Şunu gösterdi bize. Ne bir reklam yapıldı, ne bir promosyon çalışması yapıldı, ne biz benle röportaj yaptın, ne bir dergiye çekimler yapıldı. Dolayısıyla bize aslında hani bunları bazen de gerekli olmadığını kanıtladı. Yani şimdiye kadar en çok seyredilen dizi, Türkiye'de öyle. Yani ne diyorsun mesela, şaşırtmıyor mu seni de bu? Şöyle ki biz çok büyük bir felaket yaşadık ve yaz sürecimiz devam ediyor aslında ve bizim dizi de o sürece denk geldi. Ve hatta ileri bir tarihe atıldı, ertelendi. Dolayısıyla o süreç içerisinde bir tanıtım yapmak zaten mümkün değil. Ama bu sayede de
tam dediğin sonuçlar ortaya çıktı. Yeni bir şey anladık ki aslında büyük paralar harcanarak büyük büyük yapılan reklamlar her zaman işe çok faydalı olmayabiliyor. Çünkü aslında önemli olan işin kendisi, hikayenin kendisi. Muhakkak ki etkisi oluyor yapılan tanıtımların. Seyirciye gel diyor, seyirci merak ediyor, herkes haberdar oluyor işten. Ama kulaktan kulağa yayılan o etki kadar kuvvetli büyük bir değilmiş, kuvvet değil mi? Aynen. Ya bunu o şekilde olmuyor bize. Tabii. Bir de hani biz şu an mesela iş tabii ki bundan sonrasında da iş çıkmadan önce tanıtımlar yapacağız. Ama Tabii mesela ki. 3 hafta sonra seninle burada röportaj yaparken, sohbet ederken iş üzerine konuşacak daha çok şeyimiz Değil var. mi? Değil Seyirci mi? tepkisini biliyoruz. Biz oyuncu olarak işi izlemiş olduk. Çünkü her zaman izleme şansımız İzleyemiyorsunuz, değil mi? olmuyor. Aynen. Ya ama şey diyorum işte hani tabii ki biz yoksa aç kalırız önce tanıtım yapmadan olur mu efendim bizim işimizde? Hayır asla asla. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bunun üzerine daha fazla konuşulup, daha fazla düşünüp, daha fazla incelenmesi ve irdelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben kendi adıma. Dediğim gibi çuvaldızı biraz da kendime batırıyorum. Ya. Çünkü ben de işin bir parçasıyım sonuçta. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Ben ilk defa böyle bir iş yapıyorum. Dediğim gibi hep film çıkmadan, dizi başlamadan yapıyorduk biz bu röportajlarımızı. Evet, şimdi sonrasında evet, yapıyoruz. Senle aradan 3 hafta geçtikten sonra Evet. yapıyoruz. Benim için de bir ilk. Hadi analizlerden şimdi Çıkalım. Şimdi Başka başa analize. Dönelim. En başa dönelim. İlk eline geldiği zaman senaryo veya teklif neler hissettin? Kitabı okumuş muydun? Hadi biraz onlardan bahset. Çok çok heyecanlandım. Yani ilk Ebru beni aradı menajerim ve dedi ki böyle böyle böyle. Ya sen dedi ne dilediysen hani bir sonraki projen için hepsinin içinde olduğu bir projeyle geliyorlar dedi. O sırada bilmiyordum hangi proje olduğunu. Ve şeyi de okumamıştım henüz, kitabı okumamıştım. Ama hemen kitabı okudum. Zaten aşık oldum. Karaktere ve hikayeye ve evet dedim yani bu benim gözü kapalı yapmak isteyeceğim bir proje. Keza senaryo da çok iyi yazılmıştı. O da bence kitaba çok sadık kalarak ve hani oradaki inceliklere dikkat ederek yazılmış bir senaryoydu. Dolayısıyla karşılığını okuduğum senaryoda da bulabildim. Ve heyecanla başladım. Peki şimdi o zaman ben araya küçük bir şeyle gireyim. Beni bir kitabın hayranı olarak ilk başta şey şaşırttı dizide. Seninle o ilk giriş Büyükada'da çekilen, o çok hoş, iyi de çekilmiş bir sahneydi bana göre. Senin ilk, ama sizi çok görmüyoruz orada. Anladım, hani. Telefon sahnesi, açılış. Ondan sonraki sahnede de sen o bir büyük bir otelden 12 pound stilettolarınla gözünde büyük güneş gözlüğü ve kocaman şapkayla indiğinde şöyle oldum ben. Eyvah. Çünkü kitapta anne görünmek istemiyor. Evet. Hiç kimse onu fark etmesin, kimse onunla ilgilenmesin istiyor derken bu sahneyi izleyince kitabın hayranı olarak eyvah yandık dedim. Evet. Sonra ne dedin? Sonrasında orada topu hemen bana atma. Sonra ne dediğini öğreneyim sonra topu bana atma. Sonrasında dediğim gibi yani senin o kadar iyi oynuyorsun ki, o kadar iyi, yani o anneyi o kadar iyi bize geçiriyorsun. Bir de dediğim gibi kitabın fanı olarak hani benim kafamda canlanan anne belki senin kadar güzel değil o kafamda canlanan anne. Ama onun inceliklerini o kadar iyi anlamışsın, bakışlarınla, ses tonunla. Yani bana yani arkadaşın olduğum için değil bu iltifat. Bana göre söylerdin diye tahmin ediyorum evet. Yani tabii. Dünya çapında bir yani. Yani kimsenin itiraz edemeyeceği kadar iyi bir oyunculuk sergiliyorsun. Çok mutlu oldum. Çok yani bilmiyorum. Dediğim gibi senden başkası oynasaydı belki bu diziyi sonuna kadar izler miydim emin değilim diye düşünüyorum ya, bir taraftan da. Ay, yani benim kendi adıma çok büyük, özür dilerim mikrofona vurdum. Kendi adıma çok büyük mutluluk. Yani stil konusuna gelecek olursak da o bir yönetmen tercihi, o senaristin özellikle belirttiği yahut böyle olsun dediği bir şey değil. O dünya kurulurken aslında bir takım seçimler yani birebir tabii ki hikayeye sadık
kalarak ilerlemeyebiliyor. Daha doğrusu kitaba. Bir yerden sonra biraz yönetmenin de hayal geliyor. Ettiği şeyle birleşiyor ve o şekilde devam ediyoruz. Yani o şeyi de anlıyorum Melisa. Hani izleyiciye farklı bir kadın karakteri izleyeceğini hissettiren bir şey ama kitabın ruhuna biraz aykırı oldu. Ama dediğim gibi sonradan işte giyimin kuşamın da sadeleşiyor. İşte hani... Evet. Yani ben aslında bunu biraz da anlıyorum oradaki çatışmayı ve çelişkiyi. Saklanan bir kadın neden bu kadar dikkat çekici bir şekilde giyiniyor? Giriş yapıyor. Bence orada kendine çok güvendiği için de ve kendi dünyasına o kadar kendi dünyasının içerisinde ve dışarıdan yani şöyle bir dünyaya karşı kaçmak değil onunkisi. Hani kendinden feragat ederek ve kendini yok ederek değil. Zaten dışarısı o kadar çirkin, o kadar karanlık, o kadar kötü ki kendi küçük dünyamı güzelleştireceğim ve burada ben özgür olacağım diye giriyor. Yani kızıma kendi sahip olamadığım her şeyin en iyisini vereceğim. Onun baktığı her şey çok güzel görünecek, çok gözüne. Ben de dahil buna. Ve başta aslında anne de bir kendi yarattığı dünyanın içerisinde kaybolmuş halde. Ne zaman ki artık işler sarpa sarıyor ve kaçamayacağı bir noktaya geliyor. Zaten psikolojisinin de çökmesiyle beraber yarattığı illüzyondan ve kendi Alice Harikalar Diyarı'ndan çıkmak durumunda kalıyor. Bence görsel anlamda burayı da destekliyor. Ha. Yok çok iyi anladım şimdi. Sen tamam. Sen bunları anlatınca evet daha şey geliyor insanın aklına. Daha mantıklı ve daha tutarlı geliyor. Bir de tabii dizi sonuçta ne kadar çok insanın ulaşması gereken bir şey. Dolayısıyla orada hani ilk başta bir gel yapmak da gerekiyor aslında. Belki de onun için de yapılıyor bu şeyler. Dediğim gibi kitaba çok sadık kalınca zaten olmuyor bazı şeyler. Kitapta cinayetler son derece kapalı geçerken burada işte açık açık net net görüyoruz mesela. Evet. İyi bir polisiye aksın olması zaten diziyi daha izlenir kılıyor tabii ki. Dolayısıyla hani ben diziyi beğenenler dedim, sevenler dedim dediğim gibi ama bunda da en önemli faktör Melisa Söze'nin varlığı benim için. Çok teşekkür ederim. Melisa böyle eriyerek burada. Melisa böyle iltifatlardan hiç hoşlanmıyor ama işte hoşlanıyorum. Hoşlanıyorum. Tabii ki hoşlanıyorum ama utanıyorum da. Hala utanıyorsun Melisa'cığım. Şahanesin. Utanıyorum. Peki hadi şimdi bir de şey başlamış ona da çok komik geldi bana böyle seyahat sitelerinde sizin kaldığınız otellerin tanıtımları yapılmaya başladı. Onu senden gördüm. Doğru sen mi yok bir yerde gördüm. Perihan Maden yolladı. Bizim aramızda bir üçlü grubumuz var efendim de Perihan yolladı bizi. Hadi bunu da kızmazsın bize umarım Perihan. Baş ettim. Ya evet. Ne diyorsun ya şaşırdım. Yani, bu çok daha elverişli bir hikaye. Ülkenin farklı yönlerini göstermek için. Bir de şey çok güzel yani bir dört mevsim görüyorsun. Ülkenin bambaşka coğrafyalarını, bambaşka güzelliklerini işte karlar altında da görüyorsun. Yazın da görüyorsun. Çok güzel otelleri de görüyorsun. Bir görsel şölen de yaşatıyor sana. İçin açılıyor izlerken. Şimdi onu diyorum biz kimden kaçıyorduk anne turları başlarmış yakında diye. Peki şimdi dediğim gibi neredeyse dizinin tüm süresi boyunca sen ve Eylül'ü izliyoruz. Eylül'de ilk kez bir dizi film, ilk kez bir dizide oynuyor. Çok zor bir şey değil mi? Hani bütün başından sonuna kadar iki oyuncunun bir arada olduğu çok profesyonel biriyle hayatında herkes kamerayla tanışacak bir insanın birlikte olması. O süreci nasıl yaşadınız? Hadi biraz ondan bahset. Eylül'ün ilk projesiydi dediğin gibi ve ilk oyunculuk deneyimi için çok zor bir rol, çok zor bir iş. Ama Eylül çok çalışkan bir kız, çok akıllı, farkındalığı yüksek, hızlı öğrenen ve hızlı adapte olan bir karakteri var. Dolayısıyla da yani onun için süreç muhakkak ki zorlandığı yerler
olmuştur ama hiç ilk işi gibi değildi. Yani set adabı olarak da hiç ilk işi gibi değildi. Performansı olarak da öyle değildi. Biz birlikte bence iyi bir ikili olduk. Yani daha ilk anda, ilk tanıştığımız anda enerjilerimiz birbirini tuttu. Ve çekim boyunca da güzel geçti yani. Şeyi merak ediyorum. Çünkü hani daha sakin başlıyorsun. Daha böyle hani şey yapmadan. Ama sonra birden o içindeki o hani tam göstermediğin çok da iyi oluyor tabii. O canavar kadın da hani tatlı tatlı çıkarıyorsun onu da. O süreci nasıl yaptınız? Mesela baştan sonda. Çünkü dediğim gibi grafiği şöyle giden bir rol senin, evet, rolün. Dolayısıyla hani onları nasıl yaptınız? Mesela atıyorum Kapadokya önce miydi bilmem ne. Biraz sıraya bağlı kalındı mı aşağı yukarı? Düşünüyorum. Çok bağlı kalınmadı. Biraz hava durumuna bağlı kaldık. Ama yani tabii ki şöyle anlarda yaşamadık değil. Yani biz Antalya'da banyolarla böyle çok güzel çekim yaptığımız... Hatırlıyorum o sahneyi. Sahneyi hatırlıyorsun. Evet. O gün Antalya'yı 30 yıl sonra ilk karı yağdı. O güne mi denk geldi o sahne? Biz böyle banyolarla şeklinde yani biraz hava durumunu yani... şeyin annenin psikolojisinden oyuncunun psikolojisinden ziyade havanın prodüksiyonun psikolojisini düşünmek zorunda kaldığımız bir süreçti. Ya evet. Bak zaten Melis en çok şaşırdığım şeylerden biri ne biliyor musun? Tam da söylediğin şey. Hayatta soğuğa tahammül edemeyen bir insanım. Nasıl çekerler bu soğukta bu filmleri, dizileri diye düşünürüm ben. Yani gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor. O çok sıcaksa çok zorlayıcı değil oluyor. Mi? Ama özellikle soğukta hani kas katı kesildiğin için yani artık böyle bir şey hissedecek bir takatin kalmıyor. Soğukta çalışmak gerçekten zorlayıcı. Asıl konumuza geri dönecek olursak işin magazin kısmını geçip. Bunlar da hoşuma gidiyor. yani o şu açıdan çok zor bir roldü. Gerçekten hani performans olarak normalde fiziksel olarak bir projede yer alırken atıyorum %70, %80 bazen %60 fiziksel olarak sette bulunuyorsun. Burada %100 yani her gün sabah ekiple sete gidip akşam değil birlikte mi kapatıyoruz. Şimdi bu kondisyonun çok iyi olması gerekiyor. Hem fiziksel olarak hem psikolojik tabii olarak. Çünkü duygusal bağışıklığın da etkilenmeye başlıyor. Yani o kadar uzun süre böyle bir karakterin dünyasının içerisinde kalmak zorunda olduğun için. Ama annenin böyle anne karakterinin her böyle o kadar kendi içinde bir şey var ki saati. O saat böyle her şeyi aslında hep değişen bir şeye vuruyor. Bir duyguya denk geliyor. Yani Bambi'nin en ufak bir hareketi, oradan geçen biri, atıyorum duyduğu herhangi bir ses sürekli onu tetikte tutuyor. Dolayısıyla benim için de sürekliliği olan bir kendi içimde yarattığım bir oyuna döndü. Ve benim de dikkatimi hep şeyde tuttu yani sıcak tuttu. Ama işte çok zor bir şey aslında. Yani bunu senin söylediğini çok iyi anlıyorum. Ve çok zevkli yani değil çok mi? İştah kabartıcı ama çok çok yorucu tabii ki. Peki geri dönüp baktığında nereye koyarsın Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'yi? Çünkü çok iyi oyun filmlerde oynadın, iyi dizilerde oynadın. Hayatımda hiç unutamayacağım işlerin arasına koyarım. Bir de şu an tabii o gözle bakamıyorum. Çünkü yolculuk henüz devam ediyor. Değil mi? Dünyayla iletişim kurma şansı verdiği için dünyanın dört bir yanındaki insanlara bu performansı, yer aldığım işi ulaştırma imkanı verdiği için yani unutulmaz bir
yeri olacak benim için. Değil mi? Ve ben şunu istiyorum, yani Cannes'da Altın Palmiye aldınız Nuri Bilge evet. Ceylan filmiyle Kış Uykusu. Ondan sonra bir iki projede yer aldım Fransa'da özellikle. Aynen. Ama ben artık hani Türkiye'den de bizim sevdiğimiz bir oyuncu uluslararası yapımlarda iyi projelerde yer alsın istiyorum ve en büyük nazet sen olarak görüyorum. Ya çok ya, tatlısın valla. Çok teşekkür ederim. O kadar istiyorum ki Melisa, hani böyle iyi bir yönetmenle, iyi bir filmde, iyi bir dizide rol al, yer al. Çok teşekkür ederim. Eminim birilerinin kulağını duyuyordur. Birilerinin böyle uzaya yollayalım. Yollayalım. Peki hadi ufak ufak toparlayalım. Tamam. Bundan sonra var mı bir şey, belli olan bir şey? Sonbahara doğru bir uluslararası bir... gelmiş bile istemiyorsun. Bir projemiz var ama henüz daha hazırlık aşamasında. Tamam. Peki sözleşme imzaladın mı, onu söylesen. Sözleşme yazılı imzalamadım. Peki hadi inşallah onu da konuşuruz tamam, o zaman. Tamam inşallah, aynen. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. İyi ki. Çok teşekkür ederim. Çok zevkli seninle sohbet etmek. Teşekkür ediyorum. Evet, Action'dan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.